Selam arkadaşlar, yeni bir mobil oyunlar videosuna hoş geldiniz. Gerçekten hız düşürmeden bu seri devam ediyor. Ben daha yeni videoyu hazırlamadan onlarca yeni oyun çıkıyor. Ben de iyisiyle kötüsüyle oyunları oynayıp deneyimlerimi size aktarıyorum. Yani sakın yorumlara bunlar nasıl oyunlar yazmayın. Bu serinin özelliği kaliteli oyunlar değil, tamamen yeni çıkan yapımlar ve benim onlar hakkındaki görüşlerim. Bu hafta toplamda 20 yeni mobil oyuna göz atacağız ve bunlardan 11 tanesi internetsiz, 9 tanesi online olarak oynanıyor. Hadi hızlıca oyunlara göz atalım. İlk oyunumuz Tower Hunter Erza Is Trial. Mobil cihazlarda çok sevilen platform tarzında 2.5D bir yapım. Erza isimli kahramanı canlandırıyoruz ve Erza'nın olayı da şeytanla yaptığı bir anlaşma dolayısıyla sürekli olarak öldüğünde yeniden doğması. Yani adamlar roguelike türünü anlatan bir hikaye uydurmuşlar. Sürekli olarak doğup ölmek zaten roguelike oyunlarının vazgeçilmezi. Neyse, hikayeye takılmadan. Oyuna bakacak olursam platform oynanışı ve hack and slash dinamikleri yerinde. Metroidvania tarzında oyunları sevenler her türlü bu oyunu da severek oynar. İşin garip tarafı, oyun Steam'de 2019 yılında yayınlandı ve şu an 9 TL'ye satılıyor. Ama adamlar oyunu Google Play Store'da 59 TL'ye satıyor. Bunun sebebinin mobil oyunu yayınlayan firmanın farklı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Platform oyunlarından devam ediyoruz ve ikinci oyunumuz Super Rabbit World. Gerçekten garip bir yapım. Grafikler, atmosfer ve mekan tasarımları gayet güzel duruyor. En azından bağımsız bir geliştiriciye göre iyi. Ama animasyonlar, yani tavşanın animasyonları biraz vasat. Sanki her şey çok çabuk oluyor, biraz daha fizik tabanlı olması iyi olabilirdi. Onun haricinde platform oyunlarından alışık olduğumuz puzzle dinamikleri bu oyunda yok. Daha çok aksiyon tabanlı zorluklar mevcut. Örneğin domuzdan kaç, kartalı öldür veya piranalı yem olma gibi. Kötü oyun demek istemiyorum ama benim için oynamaya değecek kadar iyi bir platform oyunu değil. Aramızda gerçekten Angry Birds sevenler var mı gibi sığ bir soru sormayacağım çünkü her oyunu zevkle oynayan oyuncular olabilir. Sevenleri varsa da Angry Birds Journey ile kaldığı yerden oyuna devam edebilir. İlk Angry Birds oyunlarını ve yapımlarını gördüğümde bu kadar uzun soluklu bir oyun serisi olmaz gibime geldi ama tabi her şey sandığım gibi olmuyor. Kendi deneyimlerimi aktaracak olursam diğer serilere göre en azından ilk seviyeler fazlasıyla kolay olmuş. Karakter tasarımları bence oyun evreni açısından en tatlı burada yapılmış. Tek eleştirim, kardeşim yeni oyun çıkartınca gözünüzü seveyim eski oyunları kaldırma oyundan vazgeçin. Biliyorum platform oyunlarından yavaşça sıkılmaya başladınız, ben de araya Offroad'u yerleştirdim. Küçük oyunlarıyla tanıdığımız Ararat Games'in en gelişmiş grafiklere sahip oyunu Offroad, isminden de anladığınız gibi arazi araç simülasyonu. Tam anlamıyla simülasyon oyunu dersek diğer türevi oyunlara hakaret olur çünkü simülasyon becerileri çok iyi değil. Araç grafikleri ve fiziği güzel dursa da mekan kaplamaları başarısız. Kendinizle yarışmak ve çok da zorlu olmayan arazi koşullarında aracınızı zorlamak isterseniz denenebilir. Özellikle sistem özellikleri düşük telefonlar için ideal. Netflix'ten yavaş da olsa adam akıllı bir oyun çıktı. 5. oyunumuz Arcanium Rise of Akan, çok sevilen ve yaygın bir tür olmayan kar savaşları üzerine kurulu RPG. Çıkardığı diğer minik oyunlara kötü demiyorum. Ama abi sen Netflix'in yapmıyorsan yaptır, güzel bir şeyler ortaya çıkart. Neyse sakinim, sinirlenmeye gerek yok. Biraz oyunu anlatacağım ve neden beğendiğimden bahsedeceğim. Oyun aslında roguelike türünde bir strateji odaklı RPG. Diğer kart oyunlarından en büyük farkı aynı anda 3 kahramanı kontrol edebiliyor olmak. Daha da güzeli, her kahramanın 14 kartlık ayrı destelerini de yapabiliyoruz. Tamamen Türkçe olmasının verdiği avantajla hikayeyi doyasıyla anlamak da zaten hoş. 3 diyardan birini seçip oyuna başladıktan sonra hayatta kalabildiğimiz kadar devam ediyoruz. Kesinlikle kolay bir oyun değil, zaten kolay olmaması da güzel olmuş. 6. oyunumuz Drift Car Street Racing. Profesyonel bir oyun gibi durmasa da iyi tasarlanmış ve gerçekten iyi vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Araç tasarımları ve kaplamaları kötü değil ama bulunduğumuz şehir kaplamaları biraz ucuz olmuş. Açık dünya tasarlamaya çalışmışlar. Çok iyi diyemem ama kesinlikle oynadığım diğer bağımsız yapımcıların aynı tür oyunlarına göre güzel. Şehirde dolaşırken anlık olarak yarışa girebileceğiniz 40'tan fazla görev var. Çok hızlı geçeceğim, takip edin. Çünkü bence üzerinde çok durulması gereken bir oyun değil. 7. oyunumuz Energy Shock 2D olarak tasarlanan roguelike türünde bir kart RPG. Yapmanız gereken tek şey elde ettiğiniz kartlar ile 2D bir platformda doğru hamleler ile rakiplerinizi alt etmek. Düşük sistem
sistem gereksinimlerine sahip olmasından dolayı her telefonda çalışır. TapTap'ten indirebilirsiniz. 7. oyun kötüydü biraz, kabul ediyorum ama kendimi affettirmeme izin verin ve 8. oyunumuz El Hijo Wild West ile odaklanın. Hikayeli oyunları seviyorsanız Türkçe dil desteğinin de olmasından dolayı bu oyuna mutlaka göz atın. 6 yaşında küçük bir çocuk olan El Hijo, çiftliklerine haydutların saldırmasından dolayı annesi tarafından bir manastıra bırakılıyor. El Hijo işlerin yolunda gitmediğini anlıyor ve macera burada başlıyor. Zorlu çöl koşullarından ve haydutlarla dolu kasabalardan geçmemiz gerekiyor. Tüm bunları yaparken El Hijo'nun geliştiğini ve kurnazlık kazandığını görüyorsunuz. İzometrik açıdan oynadığımız oyun gerçekten güzel. Puzzle dinamikleri ve oynanış zenginliği bence iyi. Aynı zamanda oyunun Steam versiyonunda var ve 9 TL'ye satın alabilirsiniz. Maalesef Google Play'de 42 TL gibi bir ücrete satılıyor. Bu arada bu oyunu yapan Handy Games'in son zamanlarda beğendiğim ikinci oyunu oldu. Daha önceki videolarımda bahsettiğim Sünger Bob Kare Short, Bikini Kasabası için Savaş'ta Handy Games yapımı. Yine o da sağlam bir 3 boyutlu platform oyunu. 9. oyunumuz Kingdom of Arcadia, piksel tasarıma sahip aksiyon platform oyunu. Özellikle retro tarzına sahip oyunları sevenler için bence iyi bir seçenek olabilir. İlk bölümleri biraz basit olsa da ilerleyen bölümlerde aradığınız aksiyonu bulmanız mümkün. Düşük bütçeli bir yapım olmasından dolayı fazla oyun süresine sahip değil. Oyunda toplam 20 tane bölüm var ve Sam olarak oynadığımız tek bir kahraman. Zorlayıcı şekilde karşınıza gelecek 5 tane de ana patron var. Bunların haricinde üzerinde durulacak çok bir şey yok. Bilardo oyunlarını veya herhangi bir top yuvarlama oyununu sevenler için dizayn edilmiş Furry Furry Smash and Roll da erken erişim olarak yayınlandı. Oyunda şimdilik toplamda 3 mod var. Bunlardan birisinde hikaye görevlerini yapıyoruz, diğerinde 2 ve 2 şekilde online olarak savaşabiliyoruz, son olarak da 1 ve 1 online maçlar yapabileceğimiz modlar mevcut. Tasarım olarak üzerinde durulmuş bir dizaynı var. Hikaye modunun ilk görevinde öldüğümü de hatırlatayım. Yani kolay bir oyun değil, birazcık mantık kurmak lazım. Ben oynarken çok eğlendim diyemem ama mutlaka seven olacaktır. Yine arcade bir platform RPG ile karşınızdayım. 11. oyunumuz Overnight Dungeon'da her şey köpeğimizi kaçıran bir goblinle başlıyor. Köpeğimizi kurtarmak için aksiyona dalıyoruz. Zorlu bir oyun değil ama dinamiklere alışana kadar biraz zorlanabiliyorsunuz. En azından ben sadece biraz sinir oldum. Doğruyu söylemek gerekirse sonunu getirmek için uğraştığım bir oyun olmadı. Listede galiba en çok yarış oyunları ile platform oyunları var. 12. oyunumuz Racing Clash, eskiden çok popüler olan parkur yarış oyunlarının farklı bir versiyonu. Online olarak diğer oyuncular ile veya yüksek skor için yarıştığımız birkaç sistemi var. Tam anlamıyla bir yarış hissiyatından daha çok Traffic Racer tadı veriyor. Tüm bunların haricinde aman aman bir özellik yok. Yarış kazan, para kas, lig atla ve yeni arabalar elde et. Ulan eski Rules of Survival'ın nesi vardı da Rules of Survival 2.0 diye bir oyun yaptınız dedirten Nitez Games'e teşekkürler. Hepinizin bildiği gibi Rules of Survival bir aralar PUBG Mobile'den bile daha popülerdi. Özellikle bilgisayar desteğinin çok daha çabuk gelmesi belki de bunun en önemli nedenlerinden biri. Ama tabii sonrasında olanlar oldu. Bu Rules of Survival 2.0'da gelişmiş grafiklere sahip ve Battle Royale'den uzak daha çok Escape from Tarkov gibi kaçış oyunu. Hayır, anlamadım. Badlanders'ı yaptın, olmadı, tutmadı. Lost Light çıkarttın, tamam güzel, ama Battle Royale daha çok tercih edildi. Hala neden Rules of Survival'ı kaçış oyunu yapmaya çalışıyorsun? Ebenites Games derler adama. Her yorum Nitez Games'e bir tokat. 14. oyunumuz benim gibi Yu-Gi-Oh hayranlarına gelsin. Yu-Gi-Oh Duel Links'i oynayacak bilgisayarınız yoksa Master Duel iyi bir seçenek olabilir. Oyunu indirdiğinizde düşük grafik ayarlarıyla başlarsanız korkmayın, yüksek olarak ayarlayın. Yoksa hep bulanık kartlarla oynamak zorunda kalırsınız. Oyun güzel, kötü değil ama Duel Link'ten aldığınız zevki alamayabilirsiniz. Şahsen ben bir süre nostalji olsun diye oynadım ama sarmadı. Hala istediğim gibi bir Yu-Gi-Oh oyunu çıkmadı ama Metaverse oyunlarının biraz daha gelişmesiyle daha iyi oyunlar gelecektir. 15. oyunumuz Cyber Strike, sıra tabanlı savaş sistemiyle şehir kurma ve yönetme strateji türünün birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir oyun. Gacha bir sistemden kahramanları çıkartıp geliştirip şehrimizi daha ilerletmek ve büyütmek için oynuyoruz. Siz zaten anladınız ama gördüğünüz gibi cyberpunk bir tasarımı var. Grafiksel anlamda gelişmiş bir yapım değil. Animasyonlar orta derecede etkileyici. Çok eskiden betasını oynamıştım. O zamandan bu zamana çok da bir şey değişmemiş. Stratejiden devam edelim. 16. oyunumuz Arcane Dungeon Legend, sıra tabanlı savaş sistemine sahip bir RPG. Elle çizilmiş gibi duran farklı güçlere ve özelliklere sahip kahramanlar ile haritanın tamamını açmak için uğraşıyoruz. Yine düşük sistem özelliklerine sahip telefonlar için ideal bir oyun. Bu arada merak edenler için oyun
oyunda arena PvP sistemi de var. Bunun haricinde çok da üzerinde durmanız gereken bir yapım değil. Geri kalan özellikleri standart RPG'ler gibi. Ve yine standart platform oyunlarından sonra güzel bir online oyun Flag of Gods karşınızda. Özellikle MOBA ve strateji unsurlarının birleşimiyle oluşturulmuş bir sistemi var. Oyunda ondan fazla ana kahraman arasından seçim yapabiliyorsunuz. Her kahramanın kendine özel yetenekleri ve ait olduğu bir sınıfı var. Örneğin büyücü, okçu gibi. Asıl olay bu kahramanlar değil. Sizinle beraber savaşacak ve sizin altın kazanımınıza göre çağırdığınız 50'den fazla asker. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kendi kontrol ettiğiniz kahramanınızı ve askerlerinizi güçlendirebileceğiniz ekstra 35'ten fazla yetenek var. Aynı MOBA oyunlarında olduğu gibi eşyalar da toplayabilirsiniz. Anlayacağınız günün sonunda askerleriniz ve siz karşı taraf ile mücadele içerisine giriyorsunuz ve base'i yok olan kaybediyor. 18. oyunumuz Broyalite, esprili konuşmaların yer aldığı, gerçekten herkese tavsiye ettiğim gerçek zamanlı taktik oyunu. Tamamen Türkçe dil desteğinin olmasından dolayı da tüm bu konuşmaları anlamak oldukça güzel. StarKid Studio'nun ilk oyunu olmasına rağmen bence iyi iş başarmışlar. Grafiksel anlamda da oynanış anlamında da başarılı. Henüz çok yeni bir yapım olduğu için gelişmesi lazım ama şu hali de çok rahat idare eder. Oyunu deneyimleyen benim gibi kişiler nedense Hustle Castle'a benzetmiş. Şöyle bir uzaktan bakın, benziyor, yalan yok. Umarım onun kadar çok pay to win olmaz. Webtoon hayranlarını sevindirecek yapım Zio and the Magic Scrolls da bu mükemmel listede yer alıyor. AFK Arena benzeri sıra tabanlı savaş sistemi olan oyunları seviyorsanız bu oyun tasarımıyla sizi mutlu edecektir. AFK Arena'dan farklı olarak Webtoon uyarlaması olmanın verdiği avantajla da güzel bir hikaye anlatımı ve ara sahneleri var. Dili İngilizce olduğu için bu bazılarımızı ilgilendirmese de türü seven birçok kişinin umurunda olan bir durum değil. Bu arada oyunda en önemli sistem olan yetenek kartları sistemi de iyi düşünülmüş ve gayet de güzel çalışıyor. Benim sürekli devam edeceğim bir yapım değil. Zaten arada sırada takılmalık bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kabul edelim ki strateji oyunları mobil platformlarda çok sevilen bir tür. Özellikle ortaçağ veya fantastik özellikleri olan daha çok seviliyor. 20. oyunumuz Gangfire Fire and Fury, daha günümüz tarihine yakın ve gangsterlerle donanan bir yapım. Kendi çetenizi oluşturup diğer çetelerle mücadele edebileceğiniz mizah ve sertlik dolu hikayesi var. Benim en sevdiğim özelliği de izometrik bir kamera açısından takımı kontrol etmek yerine 3. şahıs bakış açısı tercih edilmiş. Bu da bence oldukça güzel olmuş. Kendi şehrinizi yönetmenin yanında şimdi söylediğim gibi bir de sıra tabanlı savaş sistemi var. Şans verilebilir ama henüz Google Play'den indirmeniz mümkün değil. İsterseniz TapTap'ten indirebilirsiniz. Ve listenin sonuna geldik arkadaşlar. Benim favorilerimi soracak olursanız bence Tower Hunter Erza Is Trial çok iyi roguelike türünde bir RPG. Arcanium Rise of Akan detaylı sisteminden dolayı ve tabii ki Türkçe olduğundan sevdim. El Hijo mükemmel bir hikayeye sahip ve son olarak da Flag of Gods oynarken de eğlendim. Bu haftanın yeni mobil oyunları da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yorumlarda sevdiğiniz oyunlar hakkında konuşalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.